ben kendi enerjimi ispat etmek için, bu yeteneğimi ispat etmek için mıknatıs yeteneklerimle bir gösteriler yapmaya başladım. İlk kez 2014. senenin sonlarında dünyada mıknatıs insan olarak rekor kırdım. Son rekorumu seneler önce Moskova'nın, yani Rusya'nın Moskova şehrinde rekor kırdım. Ve bununla rekorlarımı durdurdum. Bundan sonra Türkiye adına rekor kırmak için Türkiye'ye geldim. Aynı zamanda çalışmak için Türkiye'ye geldim. 150 kilo vücudumda yukarıdan aşağı ağır taşlar, yani spor taşlar demirin üzerine koyulurlar. Bir, iki tonluk, bir buçuk tonluk fark getirmez. Ele oldu, iki araba da çektim. El vurmadan mıknatıs olarak araba çektim. Yani farklı bir şeyler gösterdik. Öyle gün oldu, bir günde 6 rekor kırdım. Yani arka arkaya farklı rekorlar. Şimdi ise sağlıkla ilgili rekorlar Türkiye adına kırmak istiyorum. Projelerim var. Daha çok gelenler bel fıtığı, boyun fıtığı. Benim bayak söylediğim hayatta en %100, şimdi bazen soruyorlar, %100 becerdiğin bir şey varsa daha artık orada herkes sağlığına koşuyor. Bu balerin ayaklı çocuklardan soru geliyor. Balerin ayaklı çocuklar, bildiğiniz gibi bunun tedavisi çok zor. Bunlar büyüklükte de çok gördüm ben. Parmak ucunda yürüyorlar. Ben bunları 2 ve 3 yaş arasında hatta bu konuda dünya rekoru kazanmak istiyorum. Balerin ayaklı çocuklarda. Yani hemen 5 dakikaya o yaştaki çocukların ayağı açılmak imkanı var. Yani benim çalışma yöntemimle. Ondan sonra bel fıtığı konusunda büyük uğurlarım var. Bir seansa 4 platin koyulacak bir kişinin bu ödemişte sağlığına konuşmasında yardımcı oldum. Tek bir seansla geçti. Ondan sonra gözle ilgili uğurlarım var. Gözlük bırakan var. Hatta bu gördüğünüz bu odada 10 yaşında bir çocuğumuz, kız çocuğumuz, tamamen kör olmuş, görmeyen bir kız çocuğumuz gördü. 44 sene duymayan bir kişinin duymasında uğurlarım var. Rusya bu işte dünya meydan okuyor. Ve ben bu işte numara bir gidip orada çalışırım. Her zaman kapılar açık. Ama görüyorsunuz, bayağı söyledim. Bütün dünya Türkiye'ye karşı. Biz her yönde birinci olmalıyız. Her yönde. Bugün Türkiye güçlenmeye başlıyor. Dünyaya meydan okuyor. Neden sağlık turizmimiz olmasın? Neden dünyada güçlü olmayak? Mesela söylediğim gibi biyoenerjinin tanıtımına ihtiyaç var. Yetkililer benimle bu konuda çok isterdim ki, yani ben kendi yeteneğimi, kendi düşüncelerimi anlatayım. Beni araştırsınlar. Neler yapabiliriz? Ameliyatsız çok işler yapmalılar. Bayak söyledim. Ben dünya rekortmeniyim. Gittiğim şehirlerde kal davet ettiler. İtalya'da, Almanya'da, Pekin'de. Ve bayak söylediğim ki Rusya'da. Ben Türkiye seçtim. Ama çok isterdim ki Türkiye'de bir vatandaşlık alım. Türkiye vatandaşı olum. Çünkü ben hayatımı Türkiye'ye bağladım. Bir Türk insan olarak. Tamam.
şu anda vücuduma götürüp gözümden çıkarıyorum yani şey. Negatif enerji, vücut olan negatif enerji bu şekilde. Bel tutulmam vardı akşamleyin. Buraya geldim. Çok şükür şu an hiçbir şeyim yok. Tedaviden sonra çok faydasını gördüm. Allah razı olsun. Kendisinden daha önce hanımı getirmiştim. O da panik ataktan bir rahatsızlığı vardı. Kendisi tedaviler tabii çok iyi oldu kendisi. Ben de kendimiz artık geliyoruz devamlı. Sağ olsun bize yardımcı oldu. Şu an gerçekten çok iyiyim. Kızımın göz kayması vardı. Tedavi ettirdik, gezdik, çok gezdik. Başka doktorlara çok gittik, her yere gittik. Ameliyat da oldu. Düzeliyor, sonra yine yerine geliyor. O göz kayması gözlükle toparlıyor. O da gözlüğü takmak istemedi, sevmedi. Sorun oluyor evden çıkarken bir gözlük ara, bul. Bir de büyüyen başı sevmiyorlar gözlüğü. Sonra İtibar Bey'i duyduk, oraya geldik. Çok iyi geldi. Gün günden hep iyileşti. Gözlüğü zaten hemen anında attırdı bu beyefendi İtibar işte. Gözlüğü attık. Şimdi hiç artık takmıyor. Bunu bırakıp gideceğim zaten buraya. Eline koyuyor hep. Gözüne elini koyuyor. Böyle bir ay ikişer metre arkaya hep gidip kontrol etti. Elini koydu. Elindeki enerjiden herhalde başka türlü bir şey yapmadı hiç. Hiçbir şey damlatmadı. Zaten öyle olsa cesaret edemezdim. Damlatmadı. Sadece elini koydu. Yarım saat falan sürüyordu bu. Sonra benim kolumda bir kas yırtılmam vardı. Kolum hayatta kalkmıyordu böyle. Çok ağrım acım vardı. O da düzeldi çok şükür. Burada biz ne görüyorum? Haberi yok, ben neye çekiyorum onu? Önce ben öne istedim. Ama yıkılacak gibi oluyor. Yok, olsun onu düşen düşmezse ben seni tutacağım. Yani kendisi bilmiyor. Onu ben nereye çekiyorum? Yani buradan enerjinin istikametine geliyor yani. Hadi başladık. Çünkü görmüyor. Geçebilir miyim? 15 yıldır biber fıtığım vardı. 5 tane fıtığım vardı ve boyun fıtığım vardı 2 tane. 4 tane de platin takılacaktı. 2018'in 17 Haziran'ında günüm alınmıştı, ameliyat günüm. Ve bir arkadaşın sayesinde geldim. Yürüyerek çıktım. Ertesi günü işin başındayım. İşin başında olduğum tarihten bu zamana kadar da hiçbir sıkıntım olmadı. Devam etmedim bile. Gelmedim bile. Tek bir seans yaptım. Bir tek seans da bitti zaten. Bir geldim, bir gittim, bitti. Seansın devam edilecekti ama ben kendim iyi olduğum için tekrarını görmedim, gerek görmedim. Tek seans da bitti. Ne bel fıtığım, ne boynumu çeviremiyordum. Ne de boyunda kol ağrım ağrıdı artık. Boyundan kola geliyordu. O da bitti.